Selamlar. Futbol Manager 2023'te artık 13. bölüme geldik. İki tane canlı yayın sıkıştırdık. Transfer dönemi atlattık. İkinci sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabildik. İddialıyız, istekliyiz ama çok zor gruptayız. Bu bölümde yine ligdeki maçlarımızı ve Şampiyonlar Ligi maçlarımızı oynayacağız sizlerle beraber. Ama canlı yayın çok güzeldi. Serkan dostuma teşekkür ederim. Hem ev sahipliği hem de eşlik ettiği için. O yayını izlemeyenler çok şey kaçırdı diye düşünüyorum ama 2000 civarı kişi izlediği için sanırım aranızda çok kaçıran yoktur. Bence çok keyifli bir yayın yaptık birlikte. Geldiğiniz için teşekkürler. Ufak tefek kamera vesaire sıkıntımız olsa da bir yeni haftaya başlarken bu videoyu aslında pazartesi düzenlemeye çalışıyorum ama pazartesiye yetişmeyebilir, salıya kalabilir çünkü yoğun bir gündü. Kendimin bile 12 kilometre hareketliliği olan bir gündü. Normal derslerin dışında 7'lerle 8'lere bile kafa tutmamız gereken bir il müsabakaları hazırlıklarına başladık. İlk antrenmanımıza çıktık. 12 sporculuk kafilemizi hazırlamaya başladık futsal için. Ama orada da çok tartışılsa da yine taktik sistemimiz sadece futbol menajerde değil gerçek hayatta da okuldaki diğer hocalar tarafından bolca eleştiri aldık sonuçta 5 kişi oynandığı için futsalda bir kaleci, 3 defans, bir tane hücumlu şeklinde bir dizilim tercih etmeyi düşündüğümüz için üçlü olsun güçlü olsun savunma mantığıyla ilk antrenmanımızı yaptık. Tabi antrenmanın ilk bölümünde bu şekilde değildi ama ikinci bölümünde biraz daha sivrilen oyuncuları üçlü savunma bazında ayarladıktan sonra 4 tane falan kontradan güzel goller attık. Sadece bir tane yedik istediğimiz seviyeye zamanla gelecekler. Tabi de henüz turnuva fikstürü açıklanmadığı için biraz daha antrenman yapma şansımız var. Yani sadece oyunda değil gerçekte de bir savunma felsefesini yaşatmaya ve bunun sayesinde de galibiyet almaya çalışacağız. Bakalım neler olacak. Şimdi zaman kaybetmeden hızlıca maçlara geçiş yapalım. Çünkü önümüzde Trabzon var, Milan var, Sivas var, Bayern falan. Bakalım hangilerini ne kadar oynayabileceğiz, ne kadar dayanabileceğiz. Baktık ki Joao Pedro'da bir sakatlık yaşadık. Ve Joao Pedro'nun üzerine Aumbejank'ı kiraladık. 1,5 milyonu falan bize bedel olmuştu. Aumbejank da sakatlandı işin kötü yanı. Yani o da bize 2 hafta boyunca olmayacak. Bu sıkıntının yarattığı durum şu... Solomon, Pedro, Aubameyang sakatlığından dolayı burada sadece Burak Yılmaz kaldı. Burak Yılmaz bizim Chelsea'ye karşı, Bayern Münih'e karşı, Milan'a karşı ve ligdeki maçlardaki gol yükümüzü çekmeye çalışacak. Ama da performansına baktığınız zaman Şampiyonlar Ligi 4 maç 6 gol. İşte Süper Lig 4 kez sonradan girdi 1 gol. Hazırlık maçları 2 maç 3 gol. Yani totalde 4 kez ilk 11 oynadı. 8 kez de sonradan girdi. 7 gol 1 asist. 7 30'da oynuyor. Muazzam oynuyor yani Burak. Tek başına sırtlamaya çalışıyor. Şimdi burada Milan maçımız olduğu için Milan'a eli boş kuru sıkı gitmek istemiyoruz. Özellikle mesela Burak'ı dinlendirmek zorundayız. Burak'ı dinlendirirken peki kimi forvete koyacağız hocam? Tabii ki de genç oyuncumuzu koymak zorundayız Mustafa'yı. Nelson Despedo bizim ilk tercih ettiğimiz kanat oyuncular. O yüzden Emre Mor'la bunları değiştireceğiz. Şimdi Burak Yılmaz'ı her ihtimale karşı yedekler arasına almalıyız. Crespo Jashari değil de Jashari yerine Arda'yı koyalım buraya. Bradley yerine de İsmail Yüksek. İsmail Yüksek oynayabilir. Bastos'u dinlendirelim. Atakan Çankaya oynasın ya da Furkan aynı sıkıntı olmaz. Bir sonraki maça daha hazır halde bir kadro bulunduralım elimizde. Yani dediğim gibi bizim için hiç kolay olmayacak. Bu kadromuzla hem ligi hem de Avrupa'daki üst düzey takımlara karşı üstün performans göstermemiz zor olacak. Edemiş, Cabardi, Trezeguet, Gomez'e karşı Halil, Emre, Mustafa Koç hücum hattıyla oynuyoruz. Yani buradan bir puan kaybı olası olarak bakıyorum ama dediğim gibi bütün enerjimizi Milan'a saklıyoruz. Yani Trabzon'a kaybetmeyi çok da mesele etmememiz gerekli. Şimdi Dorukan'la taşınan bir top var. Dorukan bıraktı Vişça. Vişça taşıdı. Siopis. Siopis'ten Marek Eren çevirdi. Gomez ilk dakikalarda alıştı. Işte. Ya böyle saçma gol yenir mi ya? Luan Perez uzaklaştırmaya çalışırken Samuel'e nasıl çarpıyor da 30 saniyede biz bu golü yiyoruz bu kadar Enteresan ya. Bu kadar olmamalı ya. Hadi tamam yenilmek falan filan diyoruz da bak 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 golün saçmalığına bak ya. Bir korner daha Enis Vardy ortaladı. Bartra yaşayan top Edin Vişça geliyor şimdi. Vişça çalımı attı önünü boşalttı dışarıya. Resmen izliyoruz Edin Vişça'yı. Bir free kick. Enis Vardy ortaladı. Arka direkte Bartra atıyor 2-0 oldu. 11. dakikada hoş değil. Samuel 6-0'la oynuyor. Şimdi Dorukan Vişçe'ye bıraktı. Enis Bardi Furkan uzaklaştırdı. Tekrar Dorukan bir ortada ondan Trezege yaşan top. Osay koşuyor. Osay ya Osay bugün bizi çiğnedi, yaktı, yıktı ya. Bu kadar olmaz. Çıkar. Çıkar Osay, Osay. Başlarım onun Osay'sine ya. Bu neymiş ya bu kadar? Böyle ben bir şey görmedim. Perdi girsin oraya. Evet ilk yarıyı bu kadar kötü sıfır pozisyonla oynayarak bitirdik. Halil, Emre, Ferdi, Arda, Furkan herkes kötü oynuyor. Şimdi İsmail'i buraya çekip şuraya bir Arda takviyesi ve orta sahaya Vilyan Arao'yu koymak istiyorum. Mustafa'yı çıkartacağız. Burada Burak Yılmaz'ı alalım. 3 değişiklik yaptık. Berbatsınız bugün. Bugün gerçekten berbat ötesi oynuyorsunuz. Arda'da bir sakatlık var. Arda'yı çıkartsak kimi alabiliriz? Pek de seçeneğimiz yok gibi. Yani maalesef çok değişiklik yapmak istemiyorum. Bu sefer amacımızdan sapacağız. Şimdi duralım. 72. dakikada geri kalan iki hamlemizi de yapalım. Ferdi biraz toparlanmış. Arda'yı çıkarsak buraya kimi alabiliriz? Nelson. Bu tarafa da Despedo'u alalım. Halil Despedov değişikliği, Nelson buraya. Böyle bir 5. değişikliğe gidelim. Şimdi Bartra başladı, uzun gönderdi. Orada Ferdi topu bıraktı İsmail'e. İsmail, e. İsmail Crespo'ya, Crespo'dan Villanarao, Villanarao'dan tekrar Luan Perez'de sakatlanmış. Ferdi Crespo'ya, Nelson, aradan Despedov'u kaçırdık. Despedov atıyor, bir golü bulduk ama süremiz yetmeyebilir. Ferdi orta sahaya bıraktıktan sonra güzel bir hücuma dönüşmüştü. Ama biraz geç kaldık bu golü bulmakta ve kalan sürede sanırım maçı eşitlemeye yetmeyecek. Evet. Evet, şimdi Milan maçına çıkıyoruz. Milan maçı için biliyorsunuz ki Trabzon maçını birazcık es geçelim derken kaybettik. Burada da kaybetme ihtimalimiz çok yüksek ama elimizden geldiğince Milan'a bir sürpriz yapmaya çalışıyoruz. Oliver Giroud'dan, Keselereden, Gaya gayet iyi kadroları var. Biz burada Burak Yılmaz'ı alternatif forvet olarak düşünüyorum. Çünkü tek başına Kalulu ve Tomori'nin arasında çok kaybolacaktır. Brumayı kanada koyup Despedov'u forvete koyduk. Bakalım nasıl etkileyecek. İlk 20 dakikayı geride bıraktık. Umarım savunma arkasını saçma toplar yemeyiz. Benim korkum bu açıkçası. Şu an için ilk 30 dakikayı kötü götürmüyoruz. Teo, seken top Crespo. Crespo'dan bir top Despedov hızını kullandı. Despedov vurdu. Magnan çıkarıyor. İşte demek istediğim buydu. Tamam Burak Yılmaz çok güzel bir bitirici. Ama o iki stoper çok çabuk çok hızlı. Burak onların yanında ağır kalabilirdi. O sebeple Despedov'u tercih ettik. Her ne kadar şu golü bitiremese de Yine de iyi hücum ettik. Buruma fena iş çıkarmıyor. Salay ve Crespo iyi götürüyor. Bastos'un hamlesi Oliver Giri topu sakladı. Jiru ortaladı. Calabria indirdi. Ketelere döndürme. Çok iyi direkten döndü. İlk yarı gol yemeden bitirmemiz lazım. Şimdi Kalulu. Satılmış buruma başka bir şey diyemiyorum buna çünkü. Yani bu buruma satılmış buruma. 2 tane kanat forvet yapacağız. Şimdilik ilk yarıyı böyle tamamlayalım. Yani çok sıkıntılı bir durumla karşılaştık şu anda. 10 kişi kaldık Milan'a karşı. Nasıl savunabiliriz? Ne kadar savunabiliriz? Gerçekten bilmiyorum e, ee, ön libero'yu çıkartıp net bir forvet koysak nasıl olur diye düşünmeye başladım. Tabi savunma arkasına sarkan pozisyonlar beklerimizi çıkarmamayı düşünüyorum. Eğer ki golü yemezsek derken Rovella golü attı. Bu bizim için çok kötü oldu. 50. dakikaya kadar iyi götürüyorduk. Ama şurada standart bek savunma olsun ikisi de. William Arao mu? Kimi çıkartalım? Arao iyi değil. Burak'ı alalım şimdi. Burak Yılmaz'ı. Kirill Despedo ve bu arkadaş burada. Başka çok hamle şansımız yok yani. Hani 10 kişiyiz. Takım kötü oynamıyordu oysa. İstatistik olsun yani mücadele olsun. Sahaya yansıyan performans olsun. Her şey güzeldi. Fakat Buruma işi çok kötü bozdu. Şimdi Sol kanattan atak yaparken Nelson'a gelmedi. Crespo hatayı değerlendirir miyiz? Crespo içeriye çevirdi. Despedov yine dışarıya. Despedov'un bitiriciliği olmaması çok kötü. Baksanıza 9 şut 5 isabet. Milan ise 2 isabetli şutta 1 gol attılar. Ve biz 10 kişiyiz. Son değişikliği de saklayacağım. Son anda bir böyle hücum yapmaya çalışırsak o zaman belki kullanırız. Son 10 dakika kaldı artık. Buraya girdim. Caşari burada kötü oynuyor. Bastos kötü oynuyor. Erdi ve Osayi'yi buradan çıkarsak. Nelson'u buraya çıkarsak. Mert Hakan'ı alıyorum Caşari yerine. Buradan artık biraz daha şut atın kaleyi gördüğünüzde. Geniş alanda oynayalım. Yaratıcılığa izin verdim. Öte yandan bir tık daha önde oynamaya, baskı yapmaya çalışalım belki baskımız sonuç verir. Yani istatistiksel olarak kötü değildik ve verdiğimiz pozisyon sayısı da 1 ya da 2'dir. Ona rağmen bu 10 kişi kalmak bizi üzdü ve kötü sonuca götürdü. Bak bakın yani 12 şutumuz var, Milan'ın 10 şutu var ve 45 dakikayı 10 kişi oynadık. Sağlık olsun. Bu sonuçlar ardından bir puanda kaldık. Chelsea ile Bayern Münih berabere kalmış. Üst üste iki sonuçla hem Trabzon yenilgisi hem Milan yenilgisiyle başladık. Şimdi artık biraz bir şeyleri telafi etme zamanı. Kara konuk oluyoruz. Yine İstanbul'da oynadığımız maça istekli bir şekilde başlayıp kazanmamız lazım. Çünkü bu maçı da kaybedersek işler sıkıntıya fazlasıyla biner. Şimdi Viviano uzun gönderdi. Cagney indirdi. Zapata. Luan Perez bırakmadı. Sangare. Sangare'ye bak bizde oynamaz ama. Rakipte oynar. Ferdi. Luan Perez. Jaşari. Sangare bırakmıyor. Ferdi. Takımları karıştırdı. Yanlış arkadaşına pas attı. Emre vuramadı. Max Arons geldi. Of. Penaltı. Caner Erkin mi yaptı onu? Kim bu? tıklayamıyorum ki. Nereye gidiyorsun? Ruben Lima. Su atarslan bu penaltıyı veriyor. Topun başında Burak Kral Yılmaz. Geldi, gerildi ve ters köşeyle 1-0 yapıyoruz. Bu sezon attığı 8. gol. Hızlıca geçelim penaltıyı. Şimdi Jimmy ile bir korner. Despedo uzaklaştırdı. Özdev geliyor seken top Hansel Zapata durumu 1-1 yaptı golümüzün hemen ardından ve Bastos da sakatlanıyor. Bastos'u çıkartıp Atakan'ı buraya almak istiyorum. Oyuncu değişikliklerine gittik. Şimdi Zapata tacı kullandı. Emre Ahmet. Ahmet'e bak bu Ahmet neymiş ya böyle döndü vurdu falan. Neyin Ahmet'i bu ya bakacağım buna. Jack ne? Adnan, Ahmet. Seken top Luan Perez uzaklaştırıyor. Steven Colker tekrar Adnan'a. Adnan, Burak Bekeroğlu. Araya Despedov girdi. Despedov şimdi Burak Yılmaz'ı kaçırdı. Burak, Burak. Despedov. 6.4 ile oynuyor. Yine bir top kaybı Despedov'dan. Hani kötü oyuncu bütün takımı yakmak için elinden geleni yapabiliyor bazen performansıyla. Altay uzun gönderdi. Sangare Despedo araya girdi. Despedo şimdi topu taşıyor. Burak attı. Burak çaprazdan dışarıya. Bir korner daha. Karagümrük. gümrük. Jimmy Durmaz'la ortaladı. Atakan vuruyor bu sefer. Ahmet. Üç kişiyiz orada ama ne tamamlıyor. Çok güzel. Şuraya bak. Tamam Jimmy buradan çevirdi. Ahmet vuruyor. Cagney'e bak. Bu dört kişi ne yapıyor burada ya? Çok enteresan işler. Ciddi anlamda çok enteresan işler. İlk yarıyı geride bırakıyoruz. Evet. Üç değişiklik birden yapıyoruz. Vilyan Arda Giller ve Burak Kapacı alıyoruz. Luan Perez başladık. Vilyan Despedov. Bir top kaybı daha yapıyor. Nazım Sangare ile çıkıyorlar. Jimmy, Ahmet, Ahmet vurdu yanalarda. Şu Ahmet Engin bizi perişan etti ya. Vay arkadaş. Arda indirdi. Despedov karşı karşıya. Kiril Despedov yine kaçırıyor. Arda şahane indirmişti oysa ki. Luan Perez çok klas bir gol. Kafayla. Bak arka direğe kestik. Tık. İki kişi üzerinden yükselip vuruyor Luan Perez. Haydi çocuklar. Devam. Sangare şimdi. Adnan. Adnan Cagne. Ferdi orada. Luan Perez Ferdi ikilisi uzun gönderdik. Burak indirdi. Despedov. Despedov taşıyor. Despedov. Çevirdi. Ferdi. Orta Despedov İsmail dışarıya. Şimdi Arda ile bir korner daha. Arda ortaladı. Arka direkte. Luan. Luan. Luan Perez'de golü buluyoruz. İşte bu kadar beyler. Güzel gol. Geçtik. Taktiklere geldik. Bir değişiklik hakkımız kaldı. Burak kötü Despedov yani kötü derken çok yorgun ve Despedov da öyle. Burak'ı değiştirsek Mustafa'yı alırız. Despedov çıkarsak Halil'i alırız. Bence Despedov Halil değişikliği yapalım. Burak biraz daha idare eder diye düşünüyorum. Şimdi Dresevich'le ile başladılar. Kamil Ahmet Ozdeve bıraktı. Jimmy Burak Bekeroğlu baskımız devam ediyor. Cagne aradan Ruben Lima'yı gördü. Kapatmaya çalışıyoruz onu. Dresevic. Bir türlü araya giremedik. Adnan Ahmet'e bıraktı ama offside hocam. Hocam net offside bak net. Bunu vermezsen çıkıp gidelim. O kadar yani. Ya bu nasıl geçerli gol. Nasıl tutamıyorsunuz şurada ya. başarabilirsiniz dedik. Hadi çık ileri, çık ileri, çık ileri. Ruben Lima ortaladı, Atakan uzaklaştırdı. Özdev, Burak kapacak baskı yaptık. Arda kaptı şimdi, Arda. Ya. Renk körlüğü mü var be kardeşim? Siyahlıya niye atıyorsun topu? Ahmet, Ahmet çevirdi Atakan. Şimdi Burak indirdi. Vilyan Arao topu bıraktı. Cagne Atakan. Resmen gol yemeye çalışıyoruz ya. Şimdi bir korner mi? Evet. Son atak. Son saniyeler. Arda ortaladı. Luan Perez. Penaltı yok mu hocam? Tekrar Luan Perez. Çevirdi. Halil. Maç bitti. Maç bitti. Çok tempolu geçen maç. Bastos'u sakatlığa kurban verdik. 2-1'den 3-2'ye getirdik ama 3-3'ü yakaladı Karagümrük. Bu sonuçlar ardından 13 puandayız. Lider Antalya 17 puanda. Bir maçımız eksik. Bu bir maçı da kazanırsak liderle 1 puan farkımız olacak. Bastos'ta 2-3 hafta yok. Gördüğünüz gibi Bastos, Ambeang, Solomon, Pedro gibi eksikliklerimiz var. Evet yine kıymetli hocamız, üstadımız Aykut Kocaman'ın Sivas Spor'una konuk oluyoruz deplasmanda. İyi durumdalar, iyi bir sıradalar. Bizim için çok zor bir deplasman. Kadromuzu bu şekilde tercih ettik. Bakalım Burak Kral Yılmaz bizi mutlu edecek mi? Şimdi Matiye destekliyor başladı. Furkan Bayır uzun gönderdi. Burak aldı topu Jaşari kontrol edemedi Musa, tek top Hakan Gradel. Musa'ya bırakılan bir top Osay kovalıyor. Hoş değil. Gerçekten hoş değil. Gol geçerli. Yani bu noktada Osayi'nin yine inanılmaz kötü başlaması. Bak şurada bunu nasıl ya? Bu da Furkan Bayır. Yani bize Furkan Bayır gerçekten olmadı. Çünkü e, hiç pozitif oynamıyor. Ciddi anlamda bilmiyorum. Kötü bir transfer oldu. Yani kötü transferi de kötü transfer derim. Hata yaptık onu almakla. Bastos'ta sakatlanınca savunmamız ciddi anlamda aksıyor. Şimdi Halil, Matia. Crespo güzel bir gol attı. Tam da dakikasıydı. Crespo'ya da teklif geldi 11 milyon. Kabul ettik. Ama tabii hemen gitmeyecek. Şimdi Altay uzun gönderdi. Karşıladılar. Furkan araya girdi. Osay Samuel Atakan'a bıraktı. Atakan uzun gönderdi. Burak indiremedi. Crespo, Nelson, Jashari'ye sekmedi top. Lutas, Uğur bekliyor rakibini. Araya girer miyiz? Burak sinsi sinsi geliyor böyle yengeç gibi. Ama olmadı. Şimdi destekliyor aldı. Bradley, Nelson, Crespo, Burak ne toplardı ve o. Tık 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 tık. Harika gittik. Arka direkt Atakan boş. Furkan boş. Tık Furkan. Vuramadık. Şimdi ilk yarı biterken Sivas bir taş atışı kullandı. Hakan bıraktı Gradel döndü vurdu ve gol. Şu dönerek vuruşlara bu kadar müsaade etmemeliyiz ya. Beyblade gibi dönüp vuruyorlar. Enteresan. Jashari şimdi Bradley'ye bıraktı. Bradley son saniyeler artık. Nelson Atakan Furkan'a bıraktık. Furkan uzun gönderdi. Yine saçma bir yere. Frelich topu aldı. Gutas. Hakan. Ön alanda baskı yapmamız lazım. Crespo vurdu Frelich'in kucağına. Evet dört değişiklik birden yaptık. Önde baskıyı arttırmaya çalışacağız. Hakan şimdi Burak Crespo. Orada bir darbe aldık. Kiril Despedov aldık oyuna. Geçemedi. Gradel bıraktı Musa'ya. Musa dışarıya. Baltay uzun gönderiyor. Caşar'ı indirdi. Despedov. Despedov güzel taşıyor topu. Robin'e bıraktı. Frelich. Önde baskımız geliyor. Uzun gönderdiler. Bradley. Atilla Salay uzun attı. Despedov. Uf. Nereye atıyorsun ya? Şimdi Robin. Sabah. Saba. Çizgide Ulveçtad zorla yedirecekler. Şöyle yapalım Bradley yerine. Buradan geldik Pierre Ambayan kalıyoruz. Evet buradan da hücum futboluna geçtik. Şimdi Crespo bıraktı Burak Yılmaz'a. Burak geriye. Salahi'ye. Crespo. Burak Yılmaz tekte müthiş bir şut ama direkten döndü. Burak kapacak orada bir güreş hareketi yapıyor. Şimdi Crespo Burak Burak kapacak. Topu taşıdı ama Beyanka çok iğrenç bir pas attı. Savunma arkasına deşikliyor, bırakmıyor. Jašari şimdi Jašari taşıdı. Aradan Despedova yine geçmeyen bir top. şimdi Dia Saba. Dia Saba götürüyor. Dia Saba 6 ayda kaldı. Şu biz pas boyutumuzu kısaltalım ama tempolu pas yapalım. Bekleri bekleyelim. Biraz daha geniş alana yayılalım. Top rakipteyken baskımız zaten devam ediyor. Daha disiplinli oynayın. Kendi kafanıza göre iş yapmayın. Şimdi Robin savunma arkasına Atilla Salay Despedo indirdi. Ama yine indirdiğimiz yerde biz yokuz. Afindangoye uzun gönderiyor. Crespo, Burak, Musa, Saba. Yani şu topları kapamadığımız gibi kısa ya da uzun pasları da hiçbir şekilde isabetli yapamıyoruz. Maalesef defanstan da iyi çıkamıyoruz. Uzun topu da iyi atamıyoruz. Savunma arkasında da çok kolay bırakıyoruz. Burak 6.1 ile oynuyor. Hücum hattımızda da etkili değiliz. Kötü. İşler gerçekten çok kötü. James şimdi, James taşıdı, James bir de penaltı yaptık. ceketimizi alıyoruz erkenden soyunma odasına gidiyoruz taraftar bize tepkili Biz de takıma kızgınız o yüzden maçın devamını izlemek istemedik 4 birlik mağlubiyet aldı Evet bu sonuçlar ardından 8 maçta 13 puan Trabzon 8 maçta 16 puan Beşiktaş 9 maçta 15 puan Galatasaray ise 16 puanda 4 büyük takımında 4'ü de aynı durumdayız dönüşümlü kadro daha fazla rotasyon dedik buradan kimler kaldı? Atilla Salai'yi e, Max de değiştirelim. Sonucu göster diyelim. Evet diyelim. Evet devam dedik. Hani hafif rotasyonlu çünkü artık kaybetmeye tahammülümüz yok. Evet Bradley ve Crespo'nun golleriyle Alanya Spor'u yeniyoruz. Bu sonuçlara sonra bakarız çünkü hedefimiz. Evet Nagelsmann'ın Bayern Münih'ini konuk ediyoruz. İç sahadayız şu maçtan güzel bir galibiyet çıkartırsak bence taraftar bizi affeder diye düşünüyorum. Çünkü Bayern Münih'i iç sahada sahayı dar etmek, iyi bir sonuç almak çok etkili olur. Alanya Spor'la da ligdeki kötü gidişatı durdurduk. Ama tabii ki Bayern Münih de büyük bir dev. Bakalım ne kadar boy ölçüşebileceğiz. İlk 25 dakikayı geride bıraktık. Henüz pozisyon izlemedik. Oyuncu reytinglerimiz Bastos ve Luan Perez birazcık düşüşte. Özellikle Luan Perez biraz toparladı gibi. Emre Mor. Eh işte biraz. Şimdi Inasio Stansic. Sabitzer hata yapar mı? Burak kaptı ama devamını getiremedik. Gnabry'e harika bir müdahale. Nelson yine kötü bir pas. Yani şu top kapmalarını araya girmeleri yapabiliyoruz fakat devamını getiremiyoruz. Burada bir sıkıntı var. Stansiç Musiala, Bastos harika girdin araya. Ama yine rakip bizim sahada ribant alır gibi her dönen topu almasın beyler. E ne o? Oradan penaltı mı vereceğim? Var mı öyle beleş penaltı? Hakem İvan Bebek mi? Hı? Yok tabii ki. Saçma saçma işler yapmayın. Oradan gol yemeyiz herhalde. Kimmiş? Bravo. Hadi Emre taşı şimdi. Ya önündeki topu tutamıyorsun. Önündeki topu tutamıyorsun. İlk yarı biterken üst alar. Evet iki oyuncu değiştirdik. Bradley'i değiştirdik ve Solomon'u ikiliye aldık. Ferdi ile Emre'yi çıkardık. Şimdi Pavard bıraktı. Bastos orada uzaklaştırdı. Solomon'dan seken top. Bastos Altay uzun gönderiyor. Burak orada. Upamecano Burak'ı bırakmıyor tabii ki. Tamam Burak kral ama orada da bir Upamecano gerçeği var. Şimdi Crespo. Max. Max topu taşıyor. Ortaladı. Pavard'dan seken top. Nelson. 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 46. dakikanın ilk saniyelerinde taraftar coştu. Tam George Jesus tezahüratı. Dinçer Deniz istifa derken gelen gol şahane oldu. Kimmiş, Mane, Upamecano, Kimmiş tekrar Musiala çok tehlikeli. Mane direkten döndü. Kaleyi Allah korudu. Direkler yardım etti. Nelson Kırpır Nerson gidiyor. Ortaladığı Burak. Burak onu öteki direğe çakacaksın Burak. Oraya değil. Yapma Burak. Luan Perez 6-3'e düştü. Bence savunmamızda bir aksama var. Onun yerine Atilla Salah'ı alalım. Bastos da çok kötü ama henüz yapabilecek bir şeyimiz yok Bastos için. Burak çok yoruldu. Arda Güler'i şuraya alsak. Bu arkadaş da kanat forvet olsa. Arda burada gizli forvet hücumu olsa. Chelsea'ye yaptığımız tarifeyi yapsak ne dersiniz? Yemez mi? Yemez mi ya? Willian Arao'nun çabukluğunu kullansak mis değil mi? Başarabilirsiniz çocuklar. İnanıyorum size. Aa yeniyoruz zaten. Dur süpersiniz diyecektik. Morali bozduk neyse. 70. dakika Willian Arao. Uzun bir top attı Nelson. Hızını kullanır mı? değişikliyor bıraktı Arda'yı geçen top. Ah burada bir şeyler yapsanız ha. Araya girdik Crespo'yla. Ya Mane'ye bak ya. İki kişi arasından topu kaptı. Pavar. Ortaladı Musiala'ya. Hocam, hocam yapma hocam. Verme yere takıldı. Ayağı yere vurdu. Yok böyle penaltı ya. Allah'a yok ya. Bırak ya. Oynamıyorum ben. Böyle penaltı mı verilir ya? Of. Ya tam işleri düzene koyuyoruz diyoruz. Saçma bir şey olacak illa yaz. Saçma sapan ya. Evet artık son dakikalar başka gol çıkmıyor. Yani Bayern Münih'i de yakaladık. Penaltıdan kaçırdık ya. Ama bu nedir bak Chelsea maçını nasıl kaçırdık. Bayern'i nasıl kaçırdık. Hep ucunda, hep ucunda böyle, hep, hep. Bu sonuçlar ardından 2 puandayız. Bayern 3 puanda. Milan 4, Chelsea 5. Şimdi Bayern Chelsea deplasmanımız, Milan iç sahamız var. Milan'ı içeride yenmemiz lazım. Chelsea veya Bayern'den de puan almamız lazım. Bu nasıl grup ama ya? Böyle böyle grup mu olur? Neyse. süre geldiğimizde çok kötü bir bölüm geçirdik. Trabzon'a kaybettik. Milan'a kaybettik. Kara Gümrük'le berabere Sivas'a yenildik. Alanya'yı yendik. Bayern'le berabere bitirdik. Yani Yeşil'i kaybettiğimiz bir bölümdü. Bundan sonraki bölümde de Bayern deplasmanı, Başakşehir'le içeride, Galatasaray ve Milan'la içeride oynayacağız. Bir sonraki bölüm görüşmek dileğiyle. Tabi bu arada şimdi ligde kaybettiğimiz için de eleştiri gelecektir ama şöyle söyleyeyim. Bizde var 16 puan, bir maçımız eksik. Trabzon'da var 17, Galatasaray'da 17, Beşiktaş'ta 18. Yani biz kazandığımız zaman zaten 19 puanla şuraya yerleşiyoruz. Lider Sivas'ın ise 23 puanı var. Kötü bir konumda Yaz yes, ama kötü durumda değiliz. Buradan çok rahat yukarıya yükseleceğiz. Galatasaray'ın 4 galibiyeti var. Trabzon'un 5, Beşiktaş'ın 6. Bizim kazanırsak 6 galibiyetimiz olacak. Büyük takımlardan hiçbir geri kalır yanımız yok. Ama burada maalesef bir Aykut Kocaman efekti var ki 23 puan toplamışlar. Bir sonraki bölüm umarım daha galibiyetlerle geçirdiğimiz bir bölüm olur. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.